Oğlumu doğum yaptıktan sonra şiddeti başladı. Annengil'e gittin. Benim annem işçi götürüyor. Çavuşluk yapıyordu o zaman. Annengil'e niye bu erkekler geldi? Senin için mi geldi? Sana mı geldi? Niye geldiler? Buraya geliyoruz gidiyoruz kavga. Dayak, şiddet hiç bitmedi. Oğlum 9 aylıkken ayrıldım geldim. Söz verdi yine gittim. Oğlum 11 aylık oldu. Yine ayrıldım geldim. Yine şiddet. Perdeyi niye açtın? Niye oraya baktın? Niye annen geldi? Niye kız kardeşin geldi? Kiminle geldiler? Kim geldi? Nereye gitti? Şiddeti hiç bitmedi. Yine ayrıldım. Bir daha birleştim. Kızım oldu. 2001 yılında yine şiddeti devam etti. Kızım. Ya şiddeti hiç bitmedi, anlatamıyorum. Nerelerde nasıl dövdüğünü hatırlayamıyorum hiç. Bilemiyorum, aklıma gelmiyor. O kadar dövdü ki beni niye dövüyorsun bile diyemiyordum. Hayır, sen bunu yaptın, sen şunu yaptın. Sen şunu yaptın, ben bunu yaptım. Hata. Her gün şiddet. Her gün gırtlağıma dayandı. Bağırma, sesini keseceğim senin. Bağırma, sesini kesemezsin dedim. Bağırmayacağım, bağıracağım. Senden korkmuyorum dedim. Ne yapabilirsin dedim. Kırtlağımdan tuttu. Oğlum uyuyordu 4 yaşındaki. O uyanmasın diye beni yere yatırdı buradan tutup. Sırtıma çöktü, yüzüme vurdu. Gözüm kör oldu zannettim. Sonra eliyle ağzımı tuttu. Nefes alamadım. Bayılmışım. Kızım dışarıda arkadaşıyla çay içerken bir an çığlığım çıkmış herhalde. Koşup gelince kapıyı açıp kızımı içeriye alıp kızım anne, anne, anneme ne oldu diye bağırınca ona da saçlarından tutup bağırmayacaksın. Sesiniz çıkmayacak, öldüreceğim. Öldüreceğim, bu son kozunuz. Yetti, yeter artık sizin yaptıklarınız, yeter diye sesini çıkarırsa o kadın öldürürüm onu da. Burnunu kulağını keserim, avucuna veririm. Sesini çıkarmayacaksın. Sonra kendime geldim. Kızım sus dedim. İyiyim ben dedim. Sus, iyiyim ben dedim. Sessiz kaldık 4'e kadar. Şu ana kadar korkmuyorum diyordum ama şimdi gözümü kapatmaya korkuyorum. Çünkü nefesimi, her gözümü kapattığımda nefesimi kesiyor. Nefes alamıyorum, korkuyorum artık. Nefessiz kalıyorum, nefesimi kesiyor. Allah onun belasını versin. Allah onun belasını versin. Benden uzak olsun, çocuklarımdan uzak olsun. Dışarıda otururken bir yandan böyle bir çığlık sesi geldi. Ben koştum eve doğru. Kapıyı çaldım. Kapıyı açtı babam. Ben yerde annemi gördüm. Ben annemin öldüğünü düşündüm o anda. Anne diye bağırdım. Sonra babam beni yakamdan tuttu, içeriye çekti, kapıyı tekrar kilitledi. Ben böyle bir canavarla kalktığım için yerimden, telefonum hiçbir şeyim üzerimde değildi. Kapıyı kilitledi ve ben de sesimi çıkarttığım için, ben de annemi korktuğum için bir şey olduğundan dolayı anneme korktum yani. O da beni susturmak için bana vurdu. Birkaç kere vurdu, tekme attı, kafamı duvara vurdum. Ben de annemin yanına bayıldım. Ve uyandığımda elinde bıçakla bütün gün başımızda bekledi. Bütün gün evin içine dolandı. Hani başımızda duruyor ve bu raddeye geldi. Asla anneme dokunmama izin vermedi, yüzüne buz koymama izin vermedi. O an annemi ölseydi yani öle de bilirdi. Gerçekten ben öldüğünü düşündüm çünkü. O gece sabah 6'ya kadar böyle devam etti. Sabah 6'da bizden söz aldı. Kimseye söylemeyeceğimize dair söz aldı. Biz kimseye söylemeyeceğiz. Abime söylemeyeceğiz. Seni şikayet etmeyeceğiz dedik. Ve onu dayanaraktan evden çıktı gitti. O çıkar çıkmaz biz zaten gerekli yerlere başvurduk. Gerekli yerlerden ilk başta istediğimiz tepkiyi alamadığımız için biz de sesimizi duyurmak istedik. Sesimiz de bir şekilde duyuldu. Bir yerlere geldi ve şu an çok şükür kapıda
Jandarma ekipleri duruyor. Sabaha kadar devriye atıyorlar. Bizi koruyan insanlar oldu. Bizim şu anlık tek istediğimiz babamın tutuklanması ve gerekli cezayı alması. Elini kolunu sallayarak dışarıda gezsin istemiyoruz. Hiçbir katil, hiçbir şiddet gösteren insan, hiçbir psikopat insan sokakta gezsin istemiyoruz. Bize şu an çok rahat ulaşabiliyor. Çok rahat mesaj atabiliyor. Biz bunları istemiyoruz. Bizim şu an tek amacımız sesimizi duyurmak. Hiçbir insanın başına kötü bir şey gelmesin. Hiçbir çocuk travmalarla büyümesini istiyorum. Ben bu zamana kadar hiç kimseye bir şey anlatmadım. Hep bunları kendi kafamda düşündüm ve artık şu an anlatacağım. İlk defa söylüyorum bunları her yerde ve insanlar bunları duyup feyiz alsın istiyorum. Evet. Fotoğraf çekek de dediler. Diyormuş ya intihar edeceğim.